Çekilsene şöyle. Keşfetmenin suçu ne oluyor? Gösterme göre. O şey ya. Şoför bey, şu anda drone'la denetim yapmıyoruz. Yaya geçidi denetimi. Arkadaşlar bildirdi bize. Görüntünüz de mevcut. Yaya geçidinde geçiş hakkı tanımamışsınız. Bir gelin böyle aşağı. Kontrollerinizi yapalım. Evet. Ya yalan dedi şimdi. Biz adli makamlara görüntüyü ulaştırıyoruz. Ha şey anlamında siz şimdi mi görüntü var diye, doğru mu? Doğrudur. Şimdi bu görüntü drone'da. Drone'daki görüntüyü şu an ben uygulama noktasından erişim sağlayamıyorum. Öyle bir imkanımız yok. O zaman neye göre kime gönderirim ben de size? Ben yol verdiğimi söylüyorum. Ben yol tamam. Şöyle izah edeyim o zaman sizlere. Şu an drone'un başında etik olması gerekiyor mu? Trafik polisi var. Drone'u kontrol eden kişi trafik polisi. Tamam. Kendisi kanaat getirip de bu cezayı da yazabilir. Ayrıyeten görüntünün de mevcut olduğunu söylüyoruz. Gidip suç ceza mahkemesine bu konu hakkında itirazda bulunabilirsiniz. Arkadaşlar bir sakin olun. Kesilen varsa mı ceza kesilir. Ama bu etik değil. Onu söyleyeyim yani. Bu taksiyle yapılan zulümlükten başka bir. Tamam çürük elmamız var. Yok değil. Gerçekten var. Çok da iyi yapıyorlar. Sürekli olsun. Her yerde bu çevirme olsun. Ama etik kurallar içerisinde olsun. Biz de bilelim gördüğümüz cezayı. Anında nasıl ekranları varsa bize görelim ki ne olması gerektiğini biz de bilelim. Evet biz bu cezayı yedik diyebilelim. Arkadan fotoğraf çekmekle, yukarıdan görüntü almakla ceza yazılmaz. Bu etik değil. Yine söylüyorum. Bu çevirmeler daha çok artsın. Biz de istiyoruz. Gerçekten çürük elmalarımız var içerisinde. Ama şu yapılan etik değil. Kesinlikle etik değil. Bu kadar söylüyorum. Yaya yol verdin mi? Ben yol verdim. Ki hatta yayaya gelmeden ben yolcu indirdim bir kere. Nasıl yaya yol vermiyorum yani? Bu görüntü nasıl alınıyor? Çok merak ediyorum. Gerçekten. Yayaya gelmeden 50 metre önce ben yolcu bıraktım. Ben nasıl yaya yol vermiyorum? Saçmalık yani. Başka hiçbir şey değil. Yine söylüyorum yapsınlar. Sürekli kontroller yapılsın. Ama etik çerçevesinde yapılsın. Adaletli yapılsın. Üstüne basa basa olur lan. Ben 50 metre ileride yolcu bırakmışım. Nasıl olur da ben illa cezası yapabiliyorum? Saçmalık yani. Başka hiçbir şey değil. 2000 lira. Ben 24 saat çalışacağım. Kime çalışayım? Devlet babaya çalıştım. Allah başımızı eksik etmesin devletimizi. Gerçekten. Eksik etmesin. Böyle devleti başımıza eksik etmesin bizim. Geçmek istediği anda ilk geçiş hakkını vermemişsiniz. Şu an bunun denetimini yapıyoruz yaya geçidinde. İlk geçiş hakkını vermediğinizden dolayı da sizi durdurdum. LGR 152. Bakacağım. Gidip bakacağım. Benim haberim yok. Farkında değilim. Yaya mı görmediniz? Yaya geçidini gördüm de yaya yoktu orada. Yaya görmedim de yaya yoktu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kuştepe'de eroin esrar satıyorlar. Biraz da oralara gidip bir bakalım. Kuştepe'de eroinler satılıyor ya. Bir de oralara haber yapalım. Bak o haberler daha iyi. Bu kadar bir önemli bir şey değil ki ya. Yani sanki esrar satmışım gibi. Kameradan bir göreceğim kendimi. Bakmaya geldim. Hayır niye bir şey çekiyorsun? Ben onu anlamadım. Suç yok ki. Cezam neyse söylerim.
Doğrudur. Aldırmayı da biliyor, sıkıntı yok. Doğrudur. Geçmiş olsun.